9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 5. Ünite Roman Sayfa 160 3 Dil Bilgisi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 5. Ünite Roman Dil Bilgisi Cevapları 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 161 Cevabı 1. Küçük A adlı metinden zamir türlerine örnekler bulunuz. Bulduğunuz zamirlerin metindeki işlevlerini belirleyiniz. Cevap 2. Yaprak Dökümü adlı metinde, virgül, sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur, kuralına uygun örnekler bulunuz. Cevap Haftada 2 gece dostlara danslı çay veriliyor, en aşağı 2-3 gecede başkalarının davetine gidiliyordu. Aşağı sofa ile taşlık arasındaki camekan kaldırılmış, delik deşik duvarlar sarı yaldızlı bir kağıt ile kaplanmıştı. Kızlar, yengeleriyle beraber saatlerce sökük dikerler, bozulmuş elbise parçalarından uydurma süsler hazırlarlar, vücutlarının görünecek yerlerini kolonya ile silerler, ayna karşısında kantocu kızlar gibi boyanırlardı. 3. Küçük A'nın siz oluşu. Yani, nasıl söylemeli, cümlesinde günümüz yazım ve noktalama kurallarına uymayan kullanımları tespit ederek bu durumun nedenini açıklayınız. Cevap, Çakırsaraylı'nın kelimesinde kesme işareti kullanılmaz çünkü özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme ile ayrılmaz. 4. Aşağı sofa ile taşlık arasındaki camekan kaldırılmış, delik deşik duvarlar sarı yaldızlı bir kağıt ile kaplanmıştı, cümlesindeki düzeltme işaretinin işlevini belirtiniz. Cevap, buradaki düzeltme işareti işlevi Arapça ve Farsçadan dilimize giren kelimelerle özel adlarda bulunan ince G, K ünsüzlerinden sonra gelen A ve U ünlüleri üzerine konur. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 163 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.